Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iklim elemanlarından birincisi olan sıcaklık konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım ünite içerimize şöyle bir göz atalım. Bizi bugün neler bekliyor dediğimizde bir iklim elemanları içerisinde sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörleri öğreneceğiz. Daha sonraki süreçte ise dünyada sıcaklığın dağılışını göstermiş olduğumuz izoterm haritaları var. Bu haritalar bize neler söylüyor onlardan bahsedeceğiz. Tabii ki de beni videoyu izlerken daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen ne yapıyorsunuz? Konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Peki biz bugün bu kitaptan kaçıncı sayfaları işleyeceğiz? Hemen şöyle iklim bilgisi kısmı var. Burada iklim elemanları sıcaklık 68 72, 74. sayfalar. Şöyle ben ünite içeriğimizi de burada göstermek istersem hemen şöyle 68. sayfayı açtım. Burada sevgili arkadaşlar sıcaklığı etkileyen faktörler var. Ben bunları anlatırken siz de buradan beni rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Tabii ki de bu videomuz bittiğinde akabinde hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Bu testlerimizde hiç vakit kaybetmeden sıcağı sıcağına çözmeni istiyorum senden. Oldu ki soruda takıldın, işin içinden çıkamadın. Hemen ne yapıyorsun? Kare kutu okutarak alanında uzman öğretmenlerimiz senin o takıldığın yeri tak tak çözüyor diyelim. Devamında tabii ki de video bitti. Video bittikten sonra orada çözdüğümüz sorular bize yetmeyecek ve bunun için ikinci kitabımız Dinamo soru bankası kitabını aç bakalım. Peki nereyi çözmen gerekiyor? dediğimde iklim elemanları sıcaklık. Bak şurada görüyorsun 68 69. sayfa. İki tane güzel testimiz var. Bu iki tane güzel testimizde ne yapıyorsun? Çat çat çözüyorsun ve konuyu konuları eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz diyelim. Tabii de gördüğünüz üzere örnek model bir soru çözümümüz. Altında dört tane çoktan seçmeli testimiz var. Sorularda takıldığında gene tat kare kodunu okutarak buradaki sorudaki takıldığı noktayı öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz diyelim. E o zaman e, takip edeceğiniz yerleri verdik. Çözeceğiniz ödevleri verdik. Hadi bakalım başlasın. Şimdi bir sıcaklık dedik sevgili arkadaşlar. Bir de burada ısı denen bir kavram var. Peki bunlar nelerdir dediğimizde bir cismin kütlesi içinde var olan enerji biz ısı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum var olan bir cismin kütlesi içinde var olan enerjiyi biz hemen şöyle şuraya yazayım ısı deriz. Peki cismin sahip olduğu ısı moleküllerin hareket etmesine neden olmakta ve bu hareket enerjinin bir kısmının dalgalar halinde çevreye yayılmasına yol açmakta. İşte bu çevreye yayılan enerjiye ise sıcaklık diyeceğiz. Bak var olan enerji ısı Çevreye yayılanı ise hemen şöyle yayılan diyorum sevgili arkadaşlar sıcaklıktır sıcaklığı biz termometre derece olarak ifade edebiliriz ısı ise kalori olarak ifade edeceğiz yani ısı ve sıcaklığın birbirinden farklı kavramlar olduğunu unutmayalım ve burada bilmemiz gereken en önemli ifadelerden bir tanesi solar konstanttır sevgili arkadaşlar peki bu nedir solar konstant dediğimizde hemen şöyle bak şurada ne yazmış güneşten gelen enerji solar konstant yüzde yüz diyor solar Konstant dediğimiz kavram şudur: Dünya'nın temel ısı kaynağı güneş enerjisidir ve güneş enerjisi radyasyon halinde atmosferden geçer ve Dünya yüzeyine ulaşır. Ancak bakın, Güneş'ten gelen enerji atmosferin en dış sınırına 1 santimetre karelik yüzeye bir dakikada gelen enerji miktarı 2 kaloridir ve biz buna işte solar konstant diyoruz. Bak solar konstantın ortalama değeri. 2 kalori santimetre kareye 1 dakikada. Yani 1 dakikada 1 santimetre kareye gelen enerji miktarı 2 kaloridir ve biz buna solar konstant diyoruz. Ancak sevgili arkadaşlar atmosferin üst sınırında evet bu enerji %100 olarak kabul edilir. Ancak bu enerjinin %100'lük kısmının %27'lik kısmı yeri ısıtır. Hemen ben şuraya daha büyük şekilde yazayım. %27'lik kısmı yeri ısıtıyor. %8'lik kısmı ise yer yeryüzeyini çarpıp yansıyor. Yansıma refleksiyon da diyebiliriz. Yüzde 8'lik kısmı sevgili arkadaşlar. %15'lik kısmı absorpsiyon. Yani atmosfer tarafından emilen kısmı sevgili arkadaşlar. %25'lik kısmı ise difüzyona. Yani dağılmaya uğruyor sevgili arkadaşlar ve %25'lik kısım gene albedo. Yani refleksyon, yansıma kısmı bulutlar ve atmosferin etkisiyle uzaya yansıyor. Ondan dolayı bizim yeryüzeyimize bu enerjinin tamamı gelmiyor. Ve yeryüzünde sıcaklık ortalamalarının dağılışını çeşitli faktörler etkilemekte. Neler dir bunlar dediğimizde birinci en temel faktörümüz güneş ışınlarının yere düşme açısı. Peki güneş ışınlarının yere düşme neler etkiliyor dediğimizde enlem etkisi yani dünyanın şekli, günlük hareket yani eksen hareketi, yıllık hareket yani eksen eğikli, yer şekilleri eğim ve bakı sevgili arkadaşlar bunlardan bahsedeceğiz. Sonra sıcaklık ortalamasını etkileyen bir diğer faktör güneşlenme süresi yükselti. Kara ısınma farkı ve dağılımı hem farklı ısınma özellikleri sergiliyor. Aynı zamanda dünya üzerinde yarım kürelere oranla farklı dağılı sergilemiş. Bu da gene sıcaklığı etkiliyor. Okyanus akıntıları atmosfer nemi, rüzgarlar ve bitki örtüsü bizim yeryüzeyimizde yani yeryüzünde sıcaklıkta alışını etkilen faktörler. O zaman birinci kısımla gelin hep birlikte bakalım. Güneş ışınlarının gelişesi. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım. Şöyle diyoruz. Bakın ben buraya iki tane zemin çizeceğim. Şimdi burada bir şey göstermemiz lazım. Birinci zeminimizi şuraya şöyle çizdim. Akabinde hemen şu sağ tarafına da gene bir tane daha zemin çiziyorum. Şimdi ben güneşten gelen ışınların dalga boyutları Eşit miktardaki ışın demetlerini hemen şöyle bir tane tonguç kalemimizle de bunu gerçekleştirebiliriz. Bak, eşit miktardaki ışın demetini birinci merkeze dik bir açıyla gönderiyorum. Hemen şöyle dik bir açıyla gönderdim. İkinci merkeze ise daha iyi bir açıyla gönderiyorum. Bak, bunu zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz. İkinci merkeze de bu ışın demeti daha iyi bir açıyla geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar, bak, eşit miktardaki ışın demetinin birinci merkeze dik açıyla geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. İkinci merkeze ise, birinci merkeze göre daha iyi açıyla geldiğini söyleyebiliriz. Buradaki önemli ifade şu. Merkezlere gelen güneş ışınlarının dik ya da ilk olması zeminde ısıtması ve aydınlatması gereken alanları farklılık gösterir. Bak burada daha dar bir alan. Burada ise daha geniş bir alanı ısıtmak zorunda. Hemen şöyle şuraya dik geldiği için daha dar bir alanı ısıtmak zorunda diye söyleyeyim. Eğik geldiği için daha geniş bir alanı ısıtmak zorunda. Peki hangisi daha çabuk ve daha çok ısınır dersek tabii ki de dar alan değil mi? O zaman güneş Bunların dik geldiği merkezler dar alan ısıtılması gerektiği için burası daha sıcaktır. Eğik açıyla geldiği merkezlerde daha geniş bir alan ısıtmak zorunda olduğu için burası ise daha soğuktur. Peki işte biz burada bunu yapacağız. Merkezi güneş ışınları nerede, ne şekilde, nasıl dik geliyor, nasıl eğik geliyor onlardan bahsedeceğiz. Birinci kısım enlem etkisi yani dünyanın şekli. Ve biz şunu biliyoruz. Dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe daralır. Yani hem... Kuzey Kutup noktasına doğru gidildikçe daralır. Aynı şekilde Güney Kutup noktasına doğru gidildikçe de daralır ve bu sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak azalmasına sebebiyet verir. Peki bu benim iklimde neye yarayacak? Yani nasıl kullanacağım ben bu bilgiyi? Şöyle kullanacağım. Eğer ki benim karşıma bir iklimin sıcaklık yağış grafiği geldi ve bu iklimdeki sıcaklık yağış grafiği 20 derecenin üzerinde bir sıcaklık ortalamasına sahipse sıcak iklim grupları 10 derece ile 20 derece sıc sıcaklık değerine sahipse ılıman iklim kuşakları ve 10 derecenin altında ise soğuk iklim kuşakları olarak karşımıza çıkacaktır. Yani sıcak kuşak iklimler, ılıman kuşak iklimler ve soğuk kuşak iklimler. Bakın benim burada gösterdiğimi şurada da ben size şöyle tekrar göstermiş oldum. Gördünüz mü? Güneş ışınları daha iyi kaçıyla geldiği için güneşlenen yüzey daha geniş ve daha az ısınıyor. E burası daha soğuk. Daha dik açıyla geldiği için daha dar bir alan ısınıyor diyebiliriz. Peki enlem etkisi dünyadaki hangi iklimlerin oluşmasında etkili olmuştur dersek ne? Mesela ekvatoral iklimin oluşmasında etkili olmuştur diyebiliriz. Niye? Burası yıl boyunca sıcaklığı yüksek bir iklimdir. Kutup ikliminin de oluşmasında etkili olmuştur diyebiliriz. Burası da yıl boyunca sıcaklık ortalaması düşük bir iklimdir diyoruz. Kapattık bu defteri geldik günlük hareket. Yani eksen hareket. Dünyanın batıdan doğuya doğru 24 saatte yapmış olduğu hareket bağlı olarak dünyada ...sıcaklıklar bir gün içerisinde değişmekte. Bak tekrar söylüyorum gün içinde sıcaklıklar değişiyor. Bakın güneşin batış ve doğu saatlerine baktığımız zaman 6.48... 17.48 demiş. Güneş ufuk düzleminde yükseldi, 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 yükseldi ve ufuk düzleminde alçaldıktan sonra ne yaptı? Battı. Ve biz şunu biliyoruz ki yerel saatle 12 bir merkezde güneş ışınlarının gelebileceği en dik açıyla geldiği merkezdir. Yani bu saatte öğle vakti yaşanır ve gelebileceği en dik açıyla geldiği zaman dilimi yerel saatle 12'dir. Ama şunu unutma bak şuradaki ayrıntıyı gördün mü? En yüksek sıcaklık yerel saatle 12 değil. Bundan birkaç saat sonra. Yani hemen hemen 13 ile 14 arasında bir gün içerisinde bir merkezde ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Peki bunun temel sebebi nedir dediğimizde tabii ki de sevgili arkadaşlar şunu unutmayalım ısı birikimidir. Isı birikimi saat 13-14 arası en yüksek seviyeye geldiği için bir gün içerisinde sıcaklık ortalamasında en yüksek olduğu zaman dilimi güneşin en tepede olduğu an değil birkaç saat sonraki kısmıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Bakın en düşük sıcaklıklar ise güneşin doğmadan hemen önceki zaman dilimidir. Bunun temel sebebi de ısı kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Peki eksen hareketi dünyada iklimlerin oluşmasında etkili midir dersek Bakın unutmayın eksen hareketi 30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç kuşağının 60 derece enleminde ise dinamik kökenli alçak basınç kuşağının oluşmasını sağlamıştır. Ve unutmayalım 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç kuşaklarında dönenci çölleri yer almaktadır ve ifademizdeki önemli kısım eksen hareketi çöl ikliminin oluşmasında etkilidir diyebiliriz. Geldik eksen eğikliği. Eksen eğikliği nedeniyle bir merkeze güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir. Bak eksen hareketinde gün içinde değişiyor. Eksen eğikliğinde ise yıl içinde değişiyor. Aynı zamanda ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açının olması aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına sebep olur. Kuzey yarım küre örnek vermemiz gerekirse burada yazdığı için 21 Haziran tarihinde yaz mevsimini yaşarken güney yarım küre aynı tarihte kış mevsimini 21 Aralık tarihinde kuzey yarım küre kış mevsimini yaşarken güney yarım küre ise yaz mevsimini yaşar. Peki bu bize neyi sağlar dersek bu bize özellikle dünya ölçeğindeki ülkelerin sıcaklıklarına bakarak hangi yarım kürelerde yer aldığını tespit etmemizde yardımcı olur. Nasıl dersek şöyle sıcaklık değerini gösteren bir grafik çizersem şuraya şöyle aylar diyorum sevgili arkadaşlar. Şuraya da şöyle sıcaklık değerli diyorum Ve burada hemen şöyle Ocak'tan başlıyoruz Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık diyorum yani 12 ay yazdık sıcaklıkta 0 hatta eksi 10 diyelim. Şuraya 0 diyelim. Şuraya 10 diyelim. Şuraya 20 diyelim. Şuraya da şöyle 30 diyelim sevgili arkadaşlar. Bana mesela bir iklim tipi ile ilgili sıcaklık grafiğini verdiğinde eğer ki böyle bir sıcaklık değerine sahip bir merkez varsa bu merkezin nerede olduğunu şöyle bulabilirsin. Bak sıcaklık değerinin en yüksek olduğu aya bak. Sıcaklık değerinin en yüksek olduğu ay Aralık, Ocak, Şubat. En düşük olduğu aylar ise Haziran, Temmuz, Ağustos. Şimdi sevgili arkadaşlar, Haziran tarihinde kuzey yarımküre yaz mevsimini, güney yarımküre kış mevsimini yaşıyor ya. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklık ortalaması böyle düşükse bu merkezimiz kesinlikle güney yarım kürededir Peki ben bunu kuzey yarımküre olarak nasıl çizebilirim dediğimde şöyle çizeceğim. Bak bu sefer ne oldu? Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. O zaman bu merkezimiz de kuzey yarımküredir. Ve sıcaklık ifadesine baktığımızda sıcaklık farkları ya da ortalama sıcaklık değerleri bir merkezin ekvatora yakın mı uzak mı olduğunu gösterir. Mesela maviyle çizmiş olduğumuz merkez ekvatora en yakın merkezdir. Çünkü güneş ışınlarını yıl boyunca dik ya da diki yakın açıyla alıyor ya. Ondan dolayı da sıcaklık ortalaması nedir? Bakın dikkat edin 20 derecenin üzerindedir. Burası peki eksene ekliği dünyada iklimlerin oluşmasını sağlamış mıdır dersek tabii ki de sağlıyor. Özellikle eksene ekliği muson rüzgarlarını oluşturduğu için yaz musonu ve kış musonu muson ikliminde yağış rejiminin oluşmasında etkili. Yaz musonu yağışlı, kış musonu kurak olduğu için muson ikliminde yazı yağışlıdır. Sıcaklık ortalaması evet yüksektir Aynı zamanda yaz yağışları vardır. Kış döneminde ise kurak bir iklimden bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olalım. Geldik şimdi yer şekilleri kısmında bakı ve eğim. Şimdi güneşin yere düşme açısını etkileyen bir diğer faktör eğim ve bakıdır. Yer şekillerinin eğim durumuna bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme de değişiklik gösterebilir sevgili arkadaşlar. Peki bakı nedir dersek bakı güneşe dönük yamaca verdiğimiz isimdir. Bakın hemen şöyle baktığımız zaman şimdi şöyle bir dağımıza baktığımız zaman... Bu bu dağımızı güneşi görebilmekte bu dağımız güneşi görememekte. İşte bu dağın iki yamacı arasındaki farklılığa ve buna bağlı olarak oluşan durumlara da bakı etkisi diyoruz. O zaman bak hemen şuraya şöyle bir güneş çizersem bu dağın bakısı bu yamaçtır. Eğer ki bu dağın bu yamacı güney yamaçsa bakısı güney yamaçtır. Yarım küresi ise kuzey yarım küredir. Eğer ki bu yamaç güney yamaç değil de kuzey yamaç olsaydı o zaman bakısı kuzey yarım küresi ise hemen şöyle güney yarım küre olurdu diyelim. Yani o zaman buradan şunu anlayabilirim. Bakı ile yarım küresi tam tersi yön olarak düşünebilirsiniz. Bakı güney ise kuzey yarım küre. Bakı kuzey ise güney yarım küre olarak ifade edebiliriz. Peki bakıya bağlı olarak oluşan durumları biz nasıl söyleyebiliriz dersek. Mesela şöyle bir dağ versin bana ve bu dağın sevgili arkadaşlar kalıcı kar sınırını göstersin. Şöyle bir kalıcı kar sınırından bahsedelim. Yani bu erimeyen kar kütlesi vardı ya. Biz bu sınıra bakarak bir merkezin hangi yarım kürede ekvatora yakın mı mı olduğunu bulabiliriz. Eğer ki bu yamacım yani sağdaki yamacım güney yamaç soldaki yamacım kuzey yamaçsa burada güneşi nereye çizmem lazım? Kalıcı kar sınırının daha yüksekte olduğu alana çizmem lazım. Baktığım zaman hangisinde daha yüksekte? Güney yamaçta. O zaman güneşi ne yapıyorum? Buraya böyle çiziyorum. O zaman bunun bakısı hangi yamaç oldu? Güney yamaç oldu. Yani aslında şunu da söyleyebiliriz. Türkiye kuzey yarım küre ülkesi olduğu için bakısı güney yamaçtır. Hatta biz ne deriz? Ev alırken ya da kiraya çıkacakken güney cep olsun. Neden? Bundan dolayı işte sıcaklık ortalaması daha yüksek olsun. O zaman bakıya bağlı olarak meydana gelen durumlara baktığımızda bir Güneşe dönük yamaçta sıcaklık ortalaması daha yüksektir. Kalıcı kar alt sınırı daha yüksektir. Tarım, orman, yerleşme üst sınırları daha yüksektir. Genel olarak nüfus daha fazladır. Aynı tarım ürünü güneşe bakan yamaçta daha erken olgunlaşır. Ama şunu unutma, güneşe dönük yamaç her zaman daha fazla nüfusa sahip olmak zorunda değil ve arkadaşlar şunu da unutmayalım. Mesela bizim ülkemizde Karadeniz'de Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında nüfus daha fazladır. Bunun temel sebebi de nemlilik ilişkisi olarak söylenebilir. Geldik şimdi güneşlenme süresine. Güneşlenme süresinin sıcaklık üzerinde nasıl bir etkisi vardır dersek güneşlenme süresinde yaşanılan gündüz süresi eğim, bakı faktörleri, bulutluluk durumu gibi unsurlar belirleyici faktörlerdir. Ama şunu unutmayalım. Herhangi bir merkezde güneşlenme süresi fazla ise sıcaklık ortalaması da yüksektir diyebiliriz. Yani şuraya geldiğimiz zaman mesela bir gün içerisindeki sıcaklık değişimi demiştik ya. En tepede olduğu an değil de ondan birkaç saat sonra en yüksek sıcak zaman dilimine geçmemizin temel sebebi güneşlenme süresine bağlı olarak meydana gelen ısı birikimidir. Ama şunu da unutmayalım. Olmayalım. Eksen eğikliğine bağlı olarak kutuplarda 6 aylık gündüzün yaşandığı dönemler var. Mesela kuzey kutup noktası için şunu söyleyebiliriz. 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar 6 ay gündüz. Güney kutup noktası ise 23 Eylül tarihinden 21 Mart tarihine kadar 6 ay gündüz yaşamakta. Ama... Bu merkezlerdeki sıcaklık ortalamalarına baktığımız zaman düşüktür sıcaklık. Peki neden? Güneş yeme süresi fazla olduğunda sıcaklık ortalaması da yüksekti. Peki kutuplarda niye biz bunu uygulayamadık dersek? Tabii ki de hemen şöyle düşündüğümüzde dünyanın şekli. Dünya şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş hızı daralır. İstediğin kadar gündüz süresi yaşa. Güneş ışınları eğik açıyla geldiği için sıcaklık ortalaması da düşüktür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik yükselti kısmına. Havanın sıcaklığı özellikle troposferde yükseldikçe düşer ve genel olarak troposferimiz yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için her 200 metre yükseldikçe sıcaklık ortalamalarımız 1 derece azalır ve bununla birlikte her 200 metre alçaldıkça sıcaklık ortalamalarımız 1 derece artar diyoruz. Bunun temel sebebinin tabii ki de troposferin yerden yansıyan ışınlarla ilişkili bir duruma bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ve bununla birlikte şöyle merkez vermişim bir dağlık sistem. Bak sıfır derece diyor ve bu sıfır metre diyor. Şurayı hemen şöyle metre olarak düzeltelim. 10 derecelik bir sıcaklık var yani deniz seviyesinde. Ben şuraya bir merkez söyleyeyim. Mesela burası da 1600 metre yüksekliğe sahip olsun. Buranın sıcaklığını nasıl bulacağız dersek unutmayın iki merkez arasındaki yükseklik farkını bulmam lazım. Bak burası sıfır metre burası 1600 metre. O zaman burada 1600 metre yükseklik farkı var mı? var. Ve biz şunu biliyoruz. Troposferde yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık ortalaması 1 derece azalırsa 1600 metreyi 200'e bölerim. 1600 metre 200'e böldüğümde 8 derecelik bir sıcaklık azalışı olması lazım. O zaman burası 10 dereceydi. 8 derece azaltırsam sıcaklığı burada 2 derece yapacaktır. Hemen şöyle bir baktığımızda sevgili arkadaşlarım burada tabii ki de gerçek ve indirgenme sıcaklık değerleri bulmam gerekiyor. Nasıl dersek şöyle. İndirgenme sıcaklık değerleri herhangi bir merkezin deniz seviyesindeki ölçülen sıcaklık değeridir. Yani 1600 metre yükseklikteki bir merkezin deniz seviyesinde ölçülen sıcaklık değeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da kaç metre alçalacaksam 200'e böldükten sonra bulduğum sıcaklık değerini buraya ekleyeceğim. Gerçek sıcaklığını hemen şöyle bir bakalım. Mesela ne demiş? Muğla 0 metre. Yani deniz seviyesinde gerçek sıcaklığı 16 derece indirgenmiş sıcaklığı da 16 derecedir. Çünkü deniz seviyesinin gerçek ve indirgenmiş sıcaklığı Değerleri aynıdır. Mesela buradaki 0 metredeki atıyorum A noktasının 10 derece gerçek sıcaklığı var ya. Buranın indirgenmiş sıcaklığı da 10 derecedir. Sevgili arkadaşlar bunu unutmayalım. Peki bize mesela gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerlerini verip o merkezin kaç metre yükseklikte olduğunu sorarsa nasıl bulacağım? Bakın şimdi Ankara'yı vermiş. Başkentimizi 12 derece gerçek 18 derece indirgenmiş sıcaklık değeri. Bakın ben burada gerçek sıcaklığa kaç derece eklemişim? 6 derece eklemişim. 18'i bulmuşum değil mi? Peki ben alçaldıkça her 200 metrede sıcaklığın bir derece artıyorsa 6 derecelik sıcaklık artışını hemen şöyle çarpı 6 derece dersem çarpı 6 diyeceğim. O zaman burası 6 çarpı 200'den 1200 metre yaptım mı? Yapmadı mı? Yaptı. Yani o zaman burada şunu yapıyorum. İndirgenmiş ve gerçek sıcaklık değerleri arasındaki farkı buluyorum. Yani 6 derecelik fark var. 6 dereceyle de 200 metreyi çarptığımda 1200 metre yüksekliğe sahip olduğunu ne yapabilirim? Başkentimizi söyleyebilirim. Geldik yükseklik değerine 2000 metre Kars için demiş ve gerçek sıcaklık değeriyle indirgenmiş sıcaklık değerinden indirgenmişi vermiş. Yani 0 metrede ölçülen sıcaklık değeri buranın 24 dereceymiş. Kaç metre yüksekliğe sahip? 2000 metre. Bak kaç metre fark var? 0. 2000 metre 2000 metrelik bir fark var sevgili arkadaşlar. 2000 metre böl 200'le sevgili arkadaşlar. Böldüğümüz zaman ne yapar? 2000 bölü 200'den 200 metreden 10 derecelik bir sıcaklık farkı yapar mı? 24 dereceydi. 10 derece düşürmem lazım. O zaman buranın da sıcaklık değeri ne yaptı? 14 derece yaptı. Burada ben neyi bilmem lazım derseniz şunu da bilmem lazım. Bakın, Muğla'da gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki farkı aldığımız zaman Muğla'da fark 0 derece çıkıyor. Ankara'da ise fark 6 derece çıkıyor. Kars'ta ise fark 10 derece çıkıyor. Eğer ki bir merkezde gerçek ve indirgenme sıcaklık değerleri arasındaki fark fazla ise o merkez yüksektedir. Fark az ise o merkez alçaktadır diyebiliriz. Mesela bizim ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi gerçek ve indirgenme sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgedir. Marmara bölgesi en az olduğu bölgedir. Kıyı kesimlerimizdeki o deniz kıyısındaki merkezlerde ise gerçek ve indirgenme sıcaklık değerleri arasındaki fark yoktur diyebiliriz. Peki biz troposferde yükseldikçe sıcaklıklarımız her 200 metrede düzenli olarak bir derece azalır mı dersek hemen şöyle yükseltiye bağlı olarak sıcaklık değişiminin gösterildiği grafiğe bakmamız lazım. Bakın sevgili arkadaşlar 4 derecelik bir sıcaklık farkından bahsediyoruz. Daha sonraki süreçte 400 metre yükseldiğimizde 2 derecelik sıcaklığa düşüşümüz var. Ancak bakın 400 metre ile genel olarak 600-800 metre aralığında sıcaklığımız azalması gerekirken burada aksine sıcaklığımız artmış. 2 dereceden 3.2 dereceye yükseliş söz konusu. İşte burada sıcaklık terselmesi olmuş. Yani sıcaklığa ters bir durum var. Sonraki süreçte ne yapmış sıcaklığımız? Tekrar azalmış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu gördüğümüz grafiği nasıl yorumlamalıyız dersek sıcaklık terselmesi sevgili arkadaşlar. Gelin bakalım. Hoba hiçbir şey demiyor. Soru işareti demişiz. Hadi bakalım burayı biraz yorumlayalım. Normalde 200 metrede bir derece azalması gerekir. Evet azalıyor ama özellikle sevgili arkadaşlar kış döneminde yaşadığımız şu günlerde bu durumu rastlayabilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bazı koşullar altında yerden yükseldikçe sıcaklık azalmaz. Aksine artar. Belli bir yükseklikten sonra tekrar azalıyor. Biz bu duruma sıcaklık terselmesi diyoruz. Bunun temel sebebi bunu oluşturan durum nedir dersek özellikle büyük şehirlerde fosil yakıt kullanımına bağlı olarak atmosferdeki karbon birikiminin artması ve karbonun ısıyı tutma özelliği olduğu için bu yükseklikte sıcaklığın azalması gerekirken artması olayı nedir sevgili arkadaşlarım? Sıcaklık terselmesidir. Şimdi geldik kara ve denizlerin ısınma farkı ve dağılımı. Biz şunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya ekvatoru ben çizersem kuzey yarım küredeki karaların oranı hemen bak şöyle geliyorum. Kuzey yarım küredeki karaların oranı güney yarım küredeki karaların oranından çok daha fazladır. 61'e 29 yani burada yüzde 29'luk bir kara kütlesi var yüzde 71'lik kısmı sevgili arkadaşlar deniz alanı burada ise 81'e 19 yani yüzde 19'luk kısım var sevgili arkadaşlar bunu da böyle hatırlamış olalım yani her iki yarım kürede de evet okyanusların oranı daha fazla ama kuzey yarım küredeki karaların oranı güney yarım küredeki karaların oranından daha fazla bu neyi sağlar dersek kara ve denizlerin ...özgür ısıları birbirinden farklıdır yani kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede karalar denizlere göre daha erken ısınır ve daha erken soğur. Niye? Çünkü güneş ışınları karalar üzerinde 1 metre derinliğe kadar etkiliyken denizlerde ise yaklaşık 200 metre derinliğe kadar etkilidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bu duruma baktığımız zaman şöyle bir ifade kullanacağız. Denizler Geç ısınıp geç soğur, karalar ise erken ısınıp erken soğur. Bunu mesela şöyle de örnekleyebiliriz bizim ülkemizde. Konya ile İzmir'i söyleyebiliriz. Şimdi İzmir deniz kıyısında olduğu için denizellik etkisi çok daha fazla. İzmir'deki mesela en sıcak ay Ağustos ayı iken sevgili arkadaşlar Konya'da en sıcak ay Temmuz ayıdır. Bak ne yaptı? Erken ısındı. Aynı şekilde Konya'da en soğuk ay Ocak ayı iken İzmir'de ise en soğuk ay Şubat ayıdır. Ne yaptı? Geç soğudu sevgili arkadaşlar. Ve şunu da unutmayalım. Dünya haritasına baktığımız zaman bu dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışının gösterildiği bir haritadır sevgili arkadaşlar. Ve bu haritaya baktığımızda bu haritada yıl içerisindeki en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri karalar üzerinde görülür. Bak 30 derece 10 derece ne oldu? Karalar üzerinde görüldü. Ve kuzey yarım küredeki sıcaklık ortalamalarının en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bak 30 derece kuzey yarım kürede eksi 10 derecede kuzey yarım kürede. Güney yarım kürede 0 derece izotermi var ama burada eksi 10 derece izotermi var bunu da unutmayalım. Ve denizden esen rüzgarlar yazın karaya geldiklerinde soğutucu Kış mevsiminde ise ılıtıcı etki yaparlar. Deniz ve karanın farklı ısınma özelliğinden dolayıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda meridyen yaylarının en sıcak noktalarının birleştirilmesiyle elde edilmiş termik ekvator dediğimiz bir sıcaklık eğrisi var ve bu sıcaklık eğrisi de daha yoğun ölçekten nereden geçiyor dersek hemen şöyle bak Hop çiziyorum. Nereden geçti daha yoğun ölçekte? Kuzey yarım küreden geçti. Bunun temel sebebi de kara ve denizlerin dağılım ve ısınma farkıdır diyebiliriz. Geldik okyanus akıntıları. Okyanuslarda çeşitli nedenlerle oluşan ve geniş bir kıyı kesimini etkisi altına alan su hareketlerine verdiğimiz isimdir. Bak geniş bir kıyı kesimi diyor. Yani bu kara içinde okyanus akıntısına bağlı olarak bir sıcaklık değişimini göremem ben. Nerede göreceğim? Okyanus kıyılarında göreceğim. Ve okyanus akıntıları geldiği yerin sıcaklık özelliklerini ulaştığı yere, yani vardığı yere götürecektir. Eğer ki bir okyanus akıntısı köken olarak ekvatordan kutuplara doğru gidiyorsa gittiği yerde ısıtıcı kutuptan ekvatora doğru geliyorsa gittiği yerde soğutucu etki yapar bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar peki şöyle haritama baktığımda okyanus akıntıları ile ilgili ifadelere bakalım mesela kuzey amerikanın batı kısmında hemen şöyle şurada alaska var zaten alaska dediğimiz sıcak su akıntısı hemen onun güney kısmında kaliforniya yarımadası var kaliforniya dediğimiz soğuk su akıntısı var bak kaliforniya nereden geldi kutuptan ekvatora doğru geldi soğuk alaska nereden nereye gitti. Ekvatordan kutba doğru gitti. Nasıl C yapacaktır diyebiliriz. En namı diğer Okyanus akıntılarından bir tanesi Batı Avrupa'ya ulaşan Gulf Stream sıcak su akıntısı. Hemen onun güneyinde ayrılıp güneye doğru giden şurada Kanarya adaları var. Kanarya soğuk su akıntısı. Bakın şurada Labrador denizi var. Kanada'nın bulunduğu yer doğu kıyıları. Buradan böyle güneye doğru inen okyanus akıntısı Labrador soğuk su akıntısı. Güney Amerika'nın batı kısmında Peru soğuk su akıntısı. Doğu kısmında ise sevgili arkadaşlar Brezilya sıcak su akıntısı. Afrika'nın batı kısmında Güney Afrika'nın batı kısmında Benguela dediğimiz soğuk su akıntısı. Doğu kısmında ise Madagaskar dediğimiz sıcak su akıntısı. Avustralya'nın batısında Batı Avustralya soğuk su akıntısı, doğusunda ise Doğu Avustralya sıcak su akıntısı. Asya'nın doğusunda Japonya'nın bulunduğu yerde kuroshio. Hemen şöyle düzeltelim. Kuroshio sıcak su akıntısı, Oyashio soğuk su akıntısı. Bakın Kuroshio ve Oyashio Japonya'nın bulunduğu yerde karşılaştığı için plankton varlığı bakımından zengindir ve burada sevgili arkadaşlar biyoçeşitliliğinde fazla olmasını sağlamıştır diyebiliriz. Geldik şimdi bu okyanus akıntılarının iklim üzerindeki nasıl bir etkisi vardır dediğimizde bak çöl ikliminin etki alanının gelişlemesine sebebiyet veriyor. Bak mesela Afrika'nın kuzey batı kısmında Kanarya dediğimiz soğuk su akıntısı var. Çöl ikliminin etki alanını genişletiyor. Güney yarımkürede Afrika'nın batı kısmında Benguela dediğimiz soğuk su akıntısı var. Çöl ikliminin etki alanını genişletiyor. Batı Avustralya soğuk su akıntısı Avustralya'daki o Victoria Gibson Simpson çöllerinin etki alanını genişletiyor. Aynı zamanda Kaliforniya yarımadasının bulunduğu yerde Kaliforniya soğuk su akıntısı iklimi ve şimdi bulunduğu yerde Atakama Çölü'nün de etki alanının genişlemesinde etkilidir. Aynı zamanda Gulf Stream dediğimiz sıcak su akıntısı Batı Avrupa'da ılıman okyanusal iklimin görülmesine sebep oluyor diyebiliriz. Aynı zamanda bitti mi bitmez çok özellikli bir şey yahu bu. Hemen şöyle bir hat çizersem Norveç'le Kanada'yı alıyorum. Bak Norveç'te Bergen denen bir yer var sevgili arkadaşlar. Herhangi bir tarihte atıyorum mesela kış dönemi olarak düşünebiliriz. Kış döneminde Bergen'de ölçülen sıcaklık değeri 20 derece olsun. Tamamıyla salladım. Kanada'da K posta sıcaklık değerinin aynı gün aynı tarihte aynı saat diliminde ölçülen değeri 4 derecedir. Bak ikisi de okyanus akıntısı okyanus kenarında ikisi de aynı enlem üzerinde sıcaklıkların aynı olması lazım. Ama bu iki merkezde sıcaklık farklılıklarının belirgin bir şekilde yaşanmasının temel sebebi Labrador soğuk su akıntısı Gulf Stream sıcak su akıntısıdır. Aynı özelliği mesela güney yarım kürede de görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Mesela Güney Amerika'nın batı kıyılarının doğu kıyılarından daha soğuk olmasının temel sebebi okyanus akıntılarıdır. Bak bize okyanus okyanus akıntılarında şöyle diyecek. Batı Avrupa kıyılarının Kanada'nın doğu kıyılarından daha sıcak olması. Güney Amerika'nın doğu kıyılarının batı kıyılarından daha sıcak olmasının temel sebebi gene okyanus akıntıları olarak karşımıza çıkmakta. Geldik rüzgarlar. Rüzgarlar da gene okyanus akıntıları gibi hava kütlelerinin özelliklerini bunlarda yeryüzünde yatay ve dikey yönde taşımakta ve gittiği yerde götürdüğü havanın etkisini yaratacaktır. Nasıl? Eğer ki bir rüzgar ekvatordan kutuplara doğru gidiyorsa sıcaklığı tabii ki de ne yapacaktır? Artıracaktır. Ancak bir rüzgar kutuptan ekvatora doğru geliyorsa sıcaklığı ne yapar? Azaltır. Hemen şöyle haritama bakıyorum. Hangi rüzgarlar sıcaklığı artırır, hangi rüzgarlar sıcaklığı azaltır dediğimizde ekvatoru şöyle çiziyoruz. O zaman ekvatordan kutuplara doğru giden rüzgarlar sıcaklığı artırırken, hemen şöyle karşı akibinde kutuptan ekvatora doğru giden rüzgarlar ise sıcaklığı azaltır diyoruz. Hemen şuraya da şöyle artırır diye şey yapalım. Ekvatordan kutuplara gidenleri. Bakın şimdi 20 derece enleminden 40 derece enlemine gitmiş. Yani ekvatordan kutba doğru gittiyse birinci rüzgar sıcaklığı sıcaklığı artırır. Burada 40 derece enleminden 20 derece enlemine geçiş var. Yani kutuptan ekvatora doğru gidiyoruz sıcaklığı azalır. 20 derece enleminden ekvatora doğru geliş var. Gene kutuptan ekvatora gidiyoruz sıcaklığı azaltır. Bakın burada 0 derece enleminden 20 derece enlemine gidiyoruz. Yani ekvatordan kutuba doğru gittiğimiz için sıcaklığı artıracaktır diyebiliriz. Geldik atmosfer nemi sevgili arkadaşlar. Dünya üzerinde nemin yoğun olduğu yerlerde ısınma ve soğuma yavaş gerçekleşir. Isınma ve soğuma yavaş gerçekleştiği için gece ile Gündüz yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farklılıklarının da az olmasına sebep olur. Merkez vermişiz iki tane biri nem miktarının fazla olduğu. Diğeri ise ona göre daha az oldu iki tane merkez. Biri Muğla biri Ankara ve dedikten sonra buralardan bizi izleyen siz değerli arkadaşlar sizlere selam olsun. Hepinize selam olsun diyelim. Hadi bakalım ne gibi etki var burada ona da bakalım. Muğla 28 derece. Gece sıcaklığı 22 derece diyor. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına baktığımız zaman 6 derece. 30 derece Ankara gündüz sıcaklığı, gece sıcaklığı 13 derece. Farka baktığımız zaman 17 derece. Şimdi sevgili arkadaşlar, hiç şurayı kapattım. İki tane merkez verdim. Nem'in sıcaklık üzerindeki etkisini söyledik. Sıcaklığı dengeliyor. Yani gündüz aşırı ısınmayı, gece aşırı soğumayı engelliyor. O zaman hangi merkezde nem miktarı daha fazla dersek sıcaklık farkının az olduğu alanda nem miktarı daha fazladır. Sıcaklık farkının fazla olduğu alanda ise nem miktarı daha azdır. Ve şu ifadeye dikkat edin. Ne diyor? Dünyadaki en sıcak yerin güneş ışınlarının yıl boyunca daha büyük açıyla geldiği Ekvator çevresi olmamasının temel sebebi. Hemen şuraya şöyle olmamasının temel sebebi diyoruz sevgili arkadaşlar. Nedir dediğimizde tabii ki de nem miktarı. Peki dünya üzerindeki sıcaklık değerlerinin en yüksek olduğu yerler neresidir dersek 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç kuşağı içerisinde bulunan çöllerdir. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Bitki örtüsüne geldiğimiz zaman bitki örtüsü gene yerin gündüz fazla ısınmasını gecede fazla soğumasını engeller. Yani nemle aynı etki etkiyi yapar. Diğer etken de mesela taşların cinsi. Taşların özgür ısıları farklıdır. Isınma soğumaları da farklılık gösterir. Koyu renkli mesela taşlar daha çok ısınır. Açık renkli taşlar ise daha az ısınır diyebiliriz. Kar örtüsü beyaz ve parlak olduğu için iyi bir yansıma özelliği gösterir. Bu da sevgili arkadaşlar sıcaklığın genel olarak düşmesine sebep olur diyebiliriz. Geldik yeryüzündeki sıcaklığın dağılışı. Biz yeryüzündeki sıcaklığın dağılışını ekvatordan kutba doğru gittiğimizde yani yatay yönde alansal olarak gösterebiliriz. Zaman içerisinde günlük, aylık ve yıllık olarak gösterebiliriz. Ve sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını gösterdiğimiz haritalar izoterm haritalarıdır. Burada iki tane haritadan bahsedeceğiz. İzoterm haritalarından birincisi gerçek izoterm haritası. Misal. 1000 metrelik bir yüksekliğe çıktığım zaman o merkezin sıcaklık değeri 4 derece ise buna göre hazırlanan haritalardır. Ama indirgenmiş izoterm haritasında ise yükseklik faktörü ortadan kaldırılıyor. Her yer ...deniz seviyesindeki sıcaklık değerine göre eşitleniyor. 1000 metrede 4 dereceydi ya... ...1000 metre aşağı indiğimde... ...her 200 metrede sıcaklık genel olarak 1 derece artıyordu ya... ...1000 bölü 200'den 5... ...o zaman buranın... Sıfır metrede ölçülen sıcaklık değeri 9 derecedir buna göre hazırlanır. O zaman burada ne ortadan kaldırıldı? Yükselti faktörü ortadan kaldırıldı sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım çok önemli bir bilgidir. Peki bizim bir izoterm haritasında yani eş sıcaklık haritasında yaptığımız doğru ve hatalı yorumlar var. Nelerdir? 14, 16, 18, 20, 22 diye gitmiş. O zaman bu haritamda izotermler 2 derece aralıklarla çizilmiştir diyebiliriz. Devamında en sıcak ve en soğuk yer yerler arasındaki sıcaklık farkı şöyle bir baktığında 22 dereceden 14 dereceyi çıkarıyorsan sen tam bir sazansın. Neden? Çünkü Şurası 22 derecenin daha üstünde 24 derecenin altında burası 14 derecenin altında ve 12 derecenin üzerindeki merkezlerdir. O zaman bunları çıkardığında bulduğun sonuçtan daha yüksek bir sonuç vardır. Yani 8 derecenin daha fazla bir sıcaklık farkı vardır. Aman dikkat büyük hata yaparsın. E buradaki K'yi gördün hemen dedin ki bölge kuzey yarım kürededir dedin. Hadi oradan derim ben sana bu neydi? Harita bilgisinde biz bunu söylemiştik yön okuydu. Yani haritanın üst kısmının kuzey olduğunu gösteriyor hemen K'yi gördüğün yerde evet evet kuzey yarım küre ya deme. Tamam mı? Şimdi şöyle bir baktığımız zaman şurada adacık gibi bir şey var ve burası yüksek sıcaklık adacıdır. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Onun dışında bakın indirgenmiş izoterm haritası diyor. Güney batıdır burası. Güney batıda sıcaklığın düşük olması yükseklikleri yükseltedir diyorsa yanlıştır. İndirgenmiş izoterm haritasında her yer sıfır metredir. O yüzden bir yerde sıcaklığın yüksek ya da düşük olmasının temel sebebi yüksekliktir derse hop direkt işaretle. Geldik şimdi dünyada yıllık sıcaklık ortalamasının dağılışının gösterildiği izoterm haritasına. Biz şunu biliyoruz. Genel olarak ekvatorun daha sıcak olmasını bekliyoruz. Ama burada biraz şey yapacağız. Dünyanın en sıcak yeri ekvator ve çevresi değil kuzey yarım küredeki dönenci içerisindeki çöllerdir. Bunun temel sebebi nem azlığıdır sevgili arkadaşlar. Ekvatorda nem miktarı kuzey yarım küredeki 30 derece enlemi çevresine göre daha fazla olduğu için çok fazla ısınmıyor. Ve sıcaklıklar genel olarak kuzey yarım kürede kutba doğru gittikçe güney yarım kürede de gene kutba doğru gittikçe azalır. Bunun temel sebebi enlem etkisi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi diğer haritalarımız da var. İki tane ondan sonra burayı da bitirmiş olacağız. Bununla birlikte bakın en düşük sıcaklık nerede? Kuzey yarımkürede görülüyor. Bunun temel sebebi kara ve deniz dağılışı olarak karşımıza çıkmakta. Bak 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 en önemli ifadelerden bir tanesi. Ben şurada 20 derece izotermini şöyle bir çizeyim. Bakın 20 derece izoterminin yaptığı salınımı görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bak çıldırırsın ya böyle bir salınım yok. Bak şuraya dikkat et. Güney Amerika'nın batı kıyısında ekvatora doğru gitmiş. Güney Amerika'nın doğu kıyısında kutba doğru gitmiş. Nedendir yahu dedi Zaman okyanus akıntısıdır tabii ki de. Peru soğuk su akıntısı, Brezilya sıcak su akıntısı sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı da Güney Amerika'nın doğu kıyısında izotermler, ekvatora sokulmasının temel sebebi, batı kıyısında ekvatora sokulmasının temel sebebi, doğu kıyısında kutba sokulmasının temel sebebi okyanus akıntıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve ben şurada şöyle 0 derece izotermini bir çizeyim. Çizdim bu izotermi. E aynı şekilde bir de şurada sıfır derece izotermini çizeyim. Bakın burada da çiziyorum. Hangi izoterm daha çok girinti ve çıkıntı yapmış? Şöyle bir haritama bakın. Tabii ki de kuzey yarımküredeki. Neden? Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği. Bakın burada ne yaptı? Daha yoğun ölçekte okyanus üzerinden geçti ve enleme uygun bir şekilde dağılış gösterdi. Geldik. Dünya Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritası. Hemen şurayı tonguçla kapatıyorum. Ben bunun Ocak ayı olduğunu nasıl bileceğim? Ocak ayı olduğunu şöyle bileceğim. Ekvatoru çektim. Sıfır derece. Nerede sıcaklık sıca yüksek. Avustralya'nın iç kısmı, Afrika'nın iç kısmı Güney Amerika'nın iç kısmı. Yani karalarda sıcaklık daha yüksek. O zaman burada yaz mevsimi yaşanıyor. Okyanuslar bak karalara göre daha soğuk. O zaman karalar erken ısındı. Ve bu Ocak ayı olarak karşımıza çıkmakta. Peki niye Güney Yarımkürede sıcaklık ortalaması Ocak ayında daha yüksek derse eksen eğikliği diyeceksin. Tamam mı? Bak bunu da unutma. Bu da önemli bir ifade. Güney Yarımküre yaz mevsimini yaşarken Kuzey Yarımküre kış mevsimini yaşıyor ve Allah'ım şuradaki sıcak lik değerine bak Eksi 40 diyor yahu neden bu kadar soğuk? Tabii ki de karasallıktır. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Bunu da şöyle söyledikten sonra geçiyoruz Temmuz ayına. Ben bunun Temmuz ayı olduğunu nasıl bileceğim? Hemen şöyle ekvatoru çiziyorum. Hop en düşük sıcaklık nerede? Kuzey yarım kürede. O zaman kuzey yarım küre yaz mevsimini. Güney yarım küre ise kış mevsimini yaşamakta. Ve şuna dikkat et. Burada kaç derece sıcaklık var? Eksi 30 derece donduk yahu. Ama Ocak ayı kadar donmadık ya neden Ocak ayında sıcaklık eksi 40 dereceyken Temmuz ayında kış mevsimini yaşandığı bir yerde sıcaklık bu kadar düşmedi dersek kara ve deniz dağılımı diyeceksiniz bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar gene izotermler güney yarımkürede kuzey yarımküredekine göre enleme daha uygun bir dağılış gösterir bunun temel sebebi de tabii ki de ne diyeceğiz kara ve denizlerin dağılımı dünyadaki yıllık sıcaklık farkına geldiğimiz zaman özellikle ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yaylardan iç kesimlere doğru gidildikçe, alçaklardan yükseklere doğru gidildikçe sıcaklık farkı artar. Bakıyorum, ekvatoru şöyle çizdim. Ekvator ve çevresinde sıcaklık farkı 3 derece civarındayken Güney Kutup noktasına gittiğimde sıcaklık farkı 10 derece civarındadır sevgili arkadaşlar. Ama Kuzey Kutup noktasına doğru gittiğimde sıcaklık farkı artmakta. Bakın, şurada Grönland'ı görebilmekteyiz. Grönland'da sıcaklık farkı 45 derece civarındadır. Ama Asya'nın o iç kısmında Sibirya dediğimiz alanda ise sıcaklık farkı 60 derece civarıdır. Yahu neden Grönland'da değil de Sibirya'nın bulunduğu yerde daha yüksek bir sıcaklık farkı var dersek karasallık yahu karanın içinde çok fazla ısınıyor, çok fazla soğuyor ondan dolayı da sıcaklık farkı çok yüksek oluyor. Bunu unutmayalım genel olarak kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık farkı da artıyor diyebiliriz. Geldik Dersimizin sonuna. Bugün sizlerle ne öğrendik? İklim elemanlarından birincisi olan sıcaklığı öğrendik sevgili arkadaşlar. Sıcaklık nedir? Solar konstant nedir? Isıyla farkı nedir? Sıcaklığı etkileyen faktörler nedir? Bunlardan bahsettik di hep birlikte ve en sonda da sıcaklığın dağılışı yani izoterm eş sıcaklık haritalarından bahsettik gerçek izoterm haritası dedik indirgenmiş izoterm haritası dedik ve unutmayın indirgenmiş izoterm haritasında yükselti faktörü ortadan ne yapılacak kaldırılacak eğer ki bir soru kökünde verilen harita indirgenmiş izoterm haritası ise nedir sevgili arkadaşlar? Yükselti faktörü etkili değildir diyoruz. Evet geldik dersimizin sonuna ve diyoruz ki yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Öncelikle bu video videolarımız sizler için yararlı oluyor mu? Bunun cevabını istiyoruz. Tüm derslerimiz için. İkinci adım bize bir önerin, tavsiyen var mı? Hocam şunu da yapın, bunu da yapın, bu böyle olsun diyebileceğiniz şeyler var mı? Bunları da bizimle paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaştıkça güzeldir diyoruz. Peki bir sonraki sayfada ödüllü soru var. Ödüllü sorunun cevabını bulabildin mi? Dikkatli oku ve diyoruz ki Dersimiz bitti. Biz üzerimize düşeni yaptık. Sizler de üzerinize düşeni yapmayı unutmayın diyelim. Videoya like atmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım karşında günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına ve yapıp yapamadığını da istiyorum diyelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.